FM, İsa ile Sofu, Dini Hikayeler, HZ, İsa, A, S, gezilerinden birinde yüksek bir dağın tepesine çıkar. Dağın tepesinde yüksek kayalar, yeşil çimenlikler ve buz gibi suyu olan çeşitli büyüklükte göller vardır. HZ, İsa, A, S, bu gönül ferahlatıcı manzara ortasında hayran hayran dolaşırken gözüne süt gibi ak ulu bir kaya ilişir. Kayanın güzelliği karşısında adeta kendinden geçmiştir. Yüce Allah, C. Tam bu anda vahiy yolu ile İsa'ya şöyle seslenir. Ey benim sevgili peygamberim İsa! Sana bu gördüğünden kat kat güzel bir manzara göstermemi ister misin? H.Z. İsa, A. S. Bu ilahi seslenişe, istemez olur muyum, ey varlıkların ortaksız sahibi? Diye cevap verir. H.Z. İsa'nın bu istekli cevabı üzerine göz alıcı süt beyaz kaya hemen yarılıverir. Kayanın içinde aksakallı, şal elbiseli ve bastonlu bir ihtiyarın bulunduğunu görür. H.Z. İsa, A. S. Bakar ki nur yüzlü ihtiyarın hemen önünde bir zeytin ağacı vardır ve bembeyaz sakallı ak ihtiyar, ak kaya içinde namaz kılmaktadır. H.Z. İsa, A. S. Art arda gözleri önüne serilen bu manzarayı derin bir şaşkınlık içinde seyreder. Bu iftihar duygusu üzerine Yüce Allah, C. Vahiy yolu ile ona seslendi. Ey benim öz soluğum ve sevgili peygamberim, Meryem oğlu İsa. Bana 400 yıldan beri durmadan ibadet eden bu nur yüzlü ihtiyar, ümmetinden biridir diye düşünerek nur yüzlü sofu ile iftihar duyuyorsun, bu iftiharında gerçi yerden göğe kadar haklısın. Fakat şunu da bilmelisin. Senden sonra Muhammed adında bir peygamber göndereceğim. Kainatın tümünü yüzü suyu hürmetine yaratmış olduğum bu sevgili peygamberime bir beraat gecesi vereceğim. İçinde rahmetimin insanlara bol bol yağacağı bu gece Şaban ayının 15. gecesidir. Muhammed'in ümmeti arasında bu geceyi temiz yürekli ibadetle geçiren kulum senin ibadetine hayran olduğun bu nur yüzlü ihtiyardan nezdimde daha üstün derecelidir. Tırnak işareti, Yüce Allah, C. Hepimizi mübarek, Berat Kandili, gecelerini ibadetle sabaha bağlayarak yüzyıllarca ibadet ederek kazanılacak sevaba birkaç saat içinde sahip olmasını bilen kullarından eylesin. Amin. Kanalımızı beğen, yorum yaz, paylaş, teşekkür ederim.